de sana iş yaptırmam ben. Hele sen bir kendini topla, ondan sonra bakarız. Nasıl toplayacağım ben kendimi, nasıl? Her şey düzelecek diyorum, bana güvenmiyor musun? Merhaba ufaklık, Firuze teyzem burada mı? Cevap versene, Saati Tepe Çinemi değil mi burası? Çilekçim, hadi bana izin ver canım, dur. Ah, evet burası Betüş'te Sadık'ın evi. Siz de Davut Bey olmalısınız. Evet, Davut'um. Ben de tanışmak için sizi bekliyordum. Buyurun geçin de konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ben karımı alıp gideceğim. Hadi yürü kız, gidiyoruz. Ben gelmeyeceğim. Bir gecelik tafra yeter, geleceğim. Geleceğim diyor, çekin elinizi. Davut Bey. Hanımefendi siz karışmayın, gelecek dedim o kadar, gelecek. Gelmeyeceğim. Bırakın lütfen, beni zor kullandırmak zorunda bırakmayın. Siz mi, kadın annenizdi mi? Davut sabaha kadar içmişsin, kör gidin sarhoşsun gene. Sık, yürü, gideceğim. Betüş Hanım, Sadık Bey'i çağıralım, ancak onunla baş edebiliriz. Ben hallederim, sen boşver. Ya. İşte öyle bu kadar. Mi? Gel bakalım. Betüş Hanım, bırak üç şeyini. Siz karışmayın, bu aile meselesi. İyi, aile meselesi ise aile içinde kalsın o zaman. Burası benim evim ve çocuğumun gözünün önünde böyle şeyler olmasına izin veremem. Ben karımı alıp gideceğim, hepsi bu. Ben seninle gelmeyeceğim. 15 senelik kocanı bir gecede nasıl unuttun? Bu okumuşlar mı girdi senin aklına? Tövbe de, o insancıkların hiçbir günahı yok. Onlar da sana karşı kızgın ama beni sana karşı dolduracak tek kelime etmediler. Ne o zaman bu afra tafra? Ben düşündüm Davut. Senelerdir çektiğim canıma tak etti artık. Bitti bu iş. Yoo, bitemez. Ne yaparsam yapayım beni bırakamazsın. Ben senin kocanım, kocan. Çilekçim bize biraz izin verir misin? Biz büyükler yalnız konuşacağız hayatıma. Bakın Davut Bey, biliyorum karı koca arasında girilmez ama Firuze'ye bu şekilde davranamazsınız. Ya insan karısına el kaldırır mı? Yoo, biz de böyle hem döveriz hem severiz. İyi, bu şekilde devam ederseniz Firuze'yi size asla geri vermem. Biraz daha ileri giderseniz sizi karakola şikayet ederim. Betüş Hanım, Betüş Hanım, evde iki çocuk anasının yolunu gözlüyor. Bırakın da gidelim be. Yedim seni Firuze, yeter be. Allah! Yeter, yeter. Demek siz şu kadıncağıza böyle davranıyorsunuz ha? Ben şimdi bütün ezilen kadınlar adına, kendi kocama da duyduğum sinir de dahil olmak üzere her bir şeyin hırsını senden çıkarmaz mıyım be adam? Yeter! Merhaba komşu. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim, kapı açıktı, her bir şey duydum. Göverticiğim. Elim bana yetiyor değil mi? Hadi beni döv, hadi beni döv. Döv beni döv. Hadi bakalım beni nasıl döveceksin? Ay öldüm bittim, mahvoldum şekerim. Kız ne kuvvetli kocam varmış Firuze. Gene de iyi yakladın Suzan Hanım, eline sağlık. Benden kaçar mı, şu gözlere bak. Betüş Hanım araya girmeseydi ben daha ne yapacağımı bilirdim. Tam hıncımı çıkaramadım ama neyse. Sahi Betüş Hanım, siz ne yaptınız da ikimize öyle ayırıverdiniz ayol? Bir ara bir baktım, ikimiz de havada bir o yana bir bu yana savruluyoruz. Sen gelmeden önce Betüş Hanım'ın Davut'u benim üzerimden bir çekişi vardı ki. Kadına sinirinden deli gücü mü geliyor ne? Bir anda 10 Davut kesiliveriyor. Boş verin bunları. Önemli olan Davut Firuze'ye zarar veremeyeceğini anladı ya, gerisi boş. Doğru. Betüş Hanım, sizce çok mu ileri gittim? Ne gibi? Yani ne bileyim Betüş Hanım, hani evden çıkarken dövsem de sövsem de sen benim karımsın, ben sensiz edemem dedi ya, içim bir tuhaf oldu. Aa, Firuze, yelkenleri suya indirmeyeceksin herhalde. Şurada 2 dakika bir kutsal kadın dayanışması yapalım dedik. Ezdirmeyeceksin bacım kendini öyle. Aa. Bak Firuzeciğim, kocanı çok sevdiğini biliyorum. Ama hatasını anlayıp senden özür dilemeden ona geri dönmene izin veremem. O zaman sana kucak açmamın, derdini dinlememin ne anlamı kalır? Haklısınız. Hadi kızlar ben kalkayım artık. Günüm var, eve gidip daha kısır falan yapacağım. Avniye de oyuncak götüreceğim. Aa, sahi işiniz yoksa siz de gelsenize kızlar. Şöyle 2 yemek atar kendinize gelirdiniz, hadi kız. Firuze istiyorsa gelebilir ama benim gidip kafeyi açmam lazım. Yok, ben Çilek'le evde kalayım. Akşam yemeği hazırlamam lazım. Peki madem, öpeyim seni. Hadi canım, başka zaman bekleriz. Güle güle. Hadi hoşça güle kalın. Güle. Biz geldik. Aa, Sadık Bey nasıl oldu da hepiniz birlikte gelebildiniz? Babam önce Mahmut'u okuldan aldı, sonra da bizi karşıladı. Öyle mi? Ben sizin hakkınızı nasıl öderim Sadık Bey?
Cem, iyi misin? Fena değil. Tuğçe ile biraz bozuştuk. O kadar. Ne oldu? Abim Tuğçe'ye beden eğitimi dersinde herkesin ortasında evlenme teklifi etmiş. Tuğçe de biz daha küçüğüz, büyüyünce cevap veririm demiş. Şimdi doğruyu söylemiş. Of, biz ne zaman büyüyeceğiz ya? Ben artık onunla oturmak istiyorum. Anne, babam hiç aradı mı? Hı. Hatta buraya da geldi. Niye bana haber vermediniz? Gerek kalmadı tatlım, biz her şeyi hallettik. Ne demek gerek kalmadı, ne oldu? Anlatırım ben sonra. Çocuklar, bize biraz izin verir misiniz? İşte bunun için hemen büyümek istiyorum. O zaman her şeyi bizim yanımızda konuşacaklar. Gel Çilek. Sihir yapacağım, sana söyleyemiyorum. Davut'u sihirle herkesin gıpta ettiği bir kocaya dönüştüreceğim. Ama bunu sana söyleyemem ki. Aha geldi. Müsaade. Siz Davut Bey olmalısınız. Davut'um. Belli oluyor. Kütük gibi işmişsiniz, ayakta da duramıyorsunuz. Sen de sağlıksın, Sadık Bey'siniz değil mi? Benim karım senelerdir senin ne tıfıl olduğunu anlatır durur değil mi? Firuze, Firuze hadi hadi. Bir dakika, sen benim evime bu şekilde giremezsin, tamam mı? Bir dakika, ben karımı alacağım gideceğim ve bir daha da bu evde çalışmayacağım. Ne? Ama Davut Bey, telefonda böyle konuşmadık sizinle. Ben sana bu tip adamların laftan anlamayacağını söylemiştim değil mi şekerim? Bir dakika, ne tip adamlar? Senin tip adamlar. Peki. Evet, bana bak, Firuze'yi rahat bırak, anlaşıldı mı? Bırakmazsan ne olur, tıfıl sağlık. Öyle mi? Tamam, o zaman seninle kozumuzu dışarıda paylaşalım erkek erkeğe. Hadi yürü. Tamam, hadi yürü. Hadi bakalım. Yürü. Böyle ellerini indir de... Hareket yapma, hareketin Allah'ını görürsün. Dışarıya hadi yürü. Gel, 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 gel. Yeter! Neresi? Kıfı. Alo, hadi. Sarhoşken her şey dönerdi, bu sefer durdu. Belki bu sefer çok fazla içmişsinizdir Davut Bey. Çekilin önümden, ben karımı alıp gideceğim. Gideceksiniz ama önce sizi biraz değiştirmem gerekiyor. Ne değişmesi ya? Sizin iyi bir koca, örnek bir baba olmanızı sağlayacağım. Umarım ayıldığınızda hayal ettiğim gibi olursunuz. Ne yapıyorsunuz? Yapma, el kolu yapma. Annem babamla barışmazsa kardeşlerim dağılacak diye çok korkuyorum. Merak etme, babamla Bütüş onları barıştırır. Benim babam Sadık amca gibi değil. Bize hiç iyi davranmaz. Bizimle ilgilenmez. O zaman babam seni de kardeşlerini de Firuze ablayı da bırakmaz. Hep birlikte burada yaşarsınız. Biz fakiriz. Size benzemeyiz. Ev arkadaşlarınız gelince sizi utandırırız. Hiç de değil. Bu evde beraber büyürüz. Ben sana bütün kıyafetlerimi, oyuncakları veririm. Hem harçlıklarımızı da bölüşürüz. Hepiniz o kadar iyisiniz ki. Hem Tuğçe ile evlenirken nikah şahidin de sen olursun. Keşke benim ailem de sizinki gibi olsa. Bence olacak Mahmut. Babamla Bütüş'ün mutluluğu bulaşacağız. Gel bak, sizinkiler de geçecek. Zaten Berkcan'dan zor kurtulduk. Şimdi de Mahmut'u mu kıskanayım geceni? Bütüş Hanım, size nasıl teşekkür edeyim bilemiyorum. Ne yaptınız da Davut böyle melek oldu? Tatlı deli yılanı bile deliğinden çıkarırmış Firuze. Hadi karıcığım, hadi oğlum. Kardeşlerim bekliyor. Yemeğe geç kalmayalım. İnanamıyorum. Bu hayal mi yoksa gerçek mi? Ben sana dememiş miydim her şey düzelecek diye? Hadi yarın sabah görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir akşam sizi bize yemeğe bekliyoruz. Ama önce yarın bir iş bulayım. İlk maaşımla bizim fakirhanede size zengin bir sofra kuralım. Hiç önemli değil. Siz mutlu olun yeter. Yani bizim gönlümüz tok olsun. Hadi güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi o.